Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahabihi ecma'in. Amma ba'd. Hepiniz tekrar hoş geldiniz dersimize. Bildiğiniz üzere kitabımız İbn-i Teymiye'nin akidatü vasıtiyyesi ve şerhini yapan da İbn-i Uthemin Rahimullah. Kitabı baya ilerledi kitapta. Bugün de e, devam edeceğiz inşallah. Kitabın sonlarına yaklaşıyor diyebiliriz. Bugünkü konumuz da kitabın 555. sayfasından ele alacağım inşallah. İşte burada da bahsedilen kıyamette meydana gelecek şeylerin dokuzuncusu diye yazmış. Sırattan bahsediyor. Oradan alalım ve devam edelim inşallah. Şöyle ki önce kitap e, müellifin yazdığını okuyalım. Sırat, sırat da cehennem üzerinde kurulmuştur. Sırat cennet ile cehennem arasındaki köprüdür diye yazmış müellif. Burada anlatıyor işte. Alimler sıratın nasıl bir köprü olduğu hakkı, konusunda ihtilaf etmişlerdir. Yani bu konuda değişik fikirler var diyor. Kimisi şöyle demişlerdir. Sırat insanların amellerine göre üzerinden geçtikleri geniş bir yoldur. Çünkü sırat kelimesinin lugat manası budur. Bunu böyle ee, yazmışlar. Hatta şöyle diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bozuk ve kaygan olduğunu haber vermiştir diye yazmış bir müellif ki kaynağını da Buhari ve Müslim'deki bir hadisten aldığını söylüyor tip notta. Bozuk diyor ki müellif devam ediyor. Bozukluk ve kayganlık ancak geniş bir yolda olur. Dar yol bozuk ve kaygan olmaz. Böyle bir fikir yürütmüş bir kısım alim. Bir kısım alim de şöyle demişler. Aksine bu gerçek, gerçekten ince bir yoldur. Yani yol gerçekten incedir. Nitekim Müslüm'ün belli olarak rivayet, rivayet ettiği Ebu Said, Said el-Hudri hadisinde ifade edildiği gibi kıldan ince, kılıçtan keskindir. Şimdi burada tabii ki müellif bunu açıklamış. Yani şey burada daha, devam ediyor bu konu. Şimdi burada bizim yani anlayacağımız isterseniz şurayı da bu ibarede okuyalım. Bu da önemli bir konu. Şöyle ki insanlar devam ediyorum 556. sayfada. İnsanlar onun üzerinden amellerine uygun bir hızla geçerler. Kimisi göz açıp kapayıncaya kadar kimisi şimşek gibi hızlı geçecektir. Yani kişilerin farklı geçişinden bahsediyor burada. Kimisi rüzgar gibi geçecek, kimisi yarış atı gibi geçecektir. Kimisi de deve binicisi gibi geçecektir. Kimisi koşarak geçecek, kimisi yürüyerek geçecektir. Kimisi sürünerek geçerken kimisi de hemen yakalanıp cehenneme atılacaktır. Çünkü köprünün üzerinde insanlara amellerine göre alıp yakalayan kancalar vardır. Anladığım kadarıyla müellif bu ibareleri Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayetten aldığını söylüyor. Ebu Said el-Hudri rivayetinden adılmıştır diyor. Buradan da anladığımız yani bu ibareden anladığımız kişilerin farklı şekilde hızda amellerine göre diyor. Yani amellerine uygun bir hızda geçecekler diyor. Gene yani burada bahsedilen müellifin burada belirtmek istediği yani kişinin amelinin çok ve iyi hayırlı olması ahirette ona fayda sağlayacak faydadan bahsediyor yani. Şimdi devam ediyoruz. Bu e, Sırat Köprüsü var olduğundan bahsettik. Ve ondan sonra da e, şu konuya geçmek istiyorum. Kıyamet e, müellif 559. sayfada şunu şuradan bahsediyor. Diyor ki cennetin kapısının açılmasını ilk isteyen kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu da burada da peygamber aleyhissalatu vesselamdan bahsederken şu hadisi delil getiriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Sahih-i Müslim'de geçtiğini söylüyor müellif. Cennet böyle buyurmuştur. Cennete girmeleri için insanlara ilk şefaat edecek olan benim. Muhalef yazıyor ki bu hadis başka bir lafız, lafızda şöyle rivayet edilmiştir. Bu rivayette Müslim'de gene geçiyor. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğini söylüyor dipnotta. Cennetin kapısını ilk çalacak olan benim. Bir lafızda da şöyledir. Yani bir rivayetin lafızda da şöyledir. Kıyamet günü ben cennetin kapısına geleceğim ve kapısını açmak isteyeceğim. Cennetin kapısı sen kimsin diye soracak ben Muhammed'im diyeceğim. Bunun üzerine o şöyle diyecek. Senden önce hiç kimseye açmamam emredildi. Buna bu rivayet diyor. Gene Müslim rivayet ettiğini belirtmiş burada müellif. Burada yani şu, burada demek istediğim müellifin bu Allahu Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir nimetidir yani. Buradan da Peygamber Aleyhissalatu vesselam faziletini anlıyoruz yani. Cennete girecek kapı cennetin kapısını açılacak kişi o yani. Cennetin kapısını ilk çalacak olan onun olması tabii ki onun için bir fazilettir. Allahu Teala bir nimetidir. Devam edeceğiz. Şefaat bölümünü inşallah ileride alacağız, el alacağız. Şefaat, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şefaati hakkında. Onun ne olduğu hakkında daha de detaylı bilgi veriliyor kitabın ilerlerinde. Ilerle, e ileriki sayfalarında. Devam ediyorum. E şöyle bir şey de var. E Cennete ilk girecek olan onun ümmetidir. Yani burada da müellif diyor ki cennete girecek ümmetler arasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti diyor ilk girecek. Şöyle de, e, delillendirmiş. Bu da Sahih Müslim'de geçen Ebu Hureyradan Ebu Hurey şöyle rivayet ediyor Ebu Hureyradan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bizler sonra parantez arasında dünyada en sonra gelenler. Şimdi bizler e, parantezi parantezi diyorum Eee İstersen tam okuyayım burada yazıldığı şekilde. Bizler dünyada en sonra gelenler bunu parantez arasına alarak kıyamet gününde en öne geçecekleriz. Cennete ilk girenler de biz olacağız diye hadis rivayeti Müslim'de geçiyor. Bir daha okuyorum. Bizler ve bunu da parantez arasına almış bir söyleyeceklerim. Dünyada en sonra gelenler parantezi kapar diyorum. Kıyamet gününde en öne geçecekleriz. Cennete ilk girenler de biz olacağız. Bu da gerçekten başka bir rivayet var. Bu da Bukhari'de geçiyor şöyle ki bizler en son gelenleriz ama kıyamet gününde herkesi geçenlerde biz olacağız. Bu da dediğim üzere Bukhari'de rivayet edilen Ebu Hurayra'dan rivayet edilmiştir diye dipnotta yazmış. Bu da gerçekten ümmeti Muhammed için güzel bir müjde. Çok güzel bir müjdedir. Devam ediyoruz. Burada da e, şunu şefaat konusunu. 562. sayfada ele alıyor müellif. Şefaatın manasından, lugattaki manasından başlayalım. Diyor ki şefaat lugatta yani sözlükte diyelim bir şeyi çift yapmaktır. Yani manası bir şeyi çift yapmak. Tek yani bir şeyi çift yapmak bu manadadır. İstilahta ise şöyle diyor yani lugatta manası bu. İstilahta ise bir faydanın temini veya bir zararın defi için başkası lehine aracılık yapmaktır. Yani bunlar istilah terimler. Yani normalde birisine sorsak şefaat nedir mesela bize diyebilir ki birisinin faydasına veya ondan bir zararı gidermek için aracılık yapmak. Ha. Çünkü leh, başkası lehine aracılık yaptığın zaman onunla beraber bir çifti oluşturmuş olursun. Bazıları böyle yani bu kelimenin manasını böyle açıklıyorlar Şimdi tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Biz burada mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden bahsettiğimiz zaman ahirette burada da şunu şöyle diyebiliriz. Geniş manasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapacağı duadır. Ve allah Teala dilediği için de duayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam genel olarak tabii ki duası en yüce, en makbul kişidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapacağı o mübarek dua biz ona işte şefaat deriz. Yani bunu burada almak, ele alalım. Çünkü şefaat ve burada da zaten devam edecek şefaatin şartları nedir? Bunu isterseniz devam ediyoruz. Şöyle diyor ki şefaatı da diyor ikiye ayırabiliriz. Yani bizim şimdi önce lügat manasını aldık. Yani şefaat dediğimiz zaman lügat manasını istilah manasını aldık. Ama biz mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden bahsettiğimizde daha bu yani dini istilahta, dini terminolojide ve din yani fıkıh kitaplarında veya öbür kitaplarda şefaatten bahsettiğimiz zaman peygamber aleisselam şefaatini, şimdi ona daha onun o konu hakkında daha fazla bilgi verilecek. Şöyle ki öncelikle diyor ki müellif şefaati biz ele aldığımız zaman önce bir batıl manası var. Yani kötü Sa, e, sapıkların inandığı bir şefaat. Bir de sahih var olan doğru olan, güzel olan şefaat. Öyle söyleyeyim. Öncelikle batıl olan şefaattan kastımız müşriklerin taptıkları putlardan şefaat bekme, beklemeleridir. Müşrikler mesela eskiden putlara tapardılar ve derdiler ki bunlar bizi Allah-u Teala yaklaştırsın diye biz bunlara tapınıyoruz. Yani o putlara şirk aleti şirk, o e, e, şir, putlarla Allahu u Teala şirk koşardılar ve inanırdılar ki bu putlar, inandıkları o putlar batıl putlar onlara Onların şefaatçileri olacak, işte ara olacak. Ki tabii ki bunlar hepsi batıl, saçmalıklar. Bu mesela böyle putlardan şefaat beklemek kesinlikle İslam dinine göre yasaklanmıştır. Böyle bir şey yoktu. Bunlar batıldır. Mesela şunu, şu, şu ayet-i kerime Yunus suresi 18. ayetin mealini şöyle vermiş müellif. Yazıyor ki Allah'ı bırakıyorlar da kendilerine ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere tapıyorlar ve bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir diyorlar. Ee, de devam ediyorum Zümer Suresi 3. ayetin meali. Onlar diyorlar ki şöyle, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani buradan işte bu sapıkların sözlerinden ne anlıyoruz? Ne de bunu işte kendi kafalarınca batıl bir inançla putların o taptıkları putların kendilerine şefaatçi olacaklarını zannediyorlar ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bu batıl bir şefaat inancıdır ki bunu İslam dini kesinlikle kabul etmez. Şimdi ise gelelim hakiki var olan, sahih diyelim şefaat nedir? Şimdi öncelikle bunun şartları var diyor. Mesela Allahu Teala bu dediğimiz kimler ve nasıl şefaat bunun olacağına dair detaylı bilgi önce veriyor. Diyor ki müellif şef, sahih şefaat yani doğru olan şefaat şu üç şartı taşıyan şefaattır. Üç tane şartı var. Diyor. Bir Allah'ın şefaatçiden razı olması. Yani Allahu Teala rızası olmadan hiçbir şey olmaz. Bunu öncelikle bilmemiz lazım. Allahu Teala'nın dilemesi ve rıza e, razı olması dışında ne kimse birisine başkasına şefaat edebilir ne de başka birisi o kişi adına şefaat edebilir. Yani Allahu Teala şefaati yapacak olan kişiden razı olması lazım. Ona izin vermeden hiçbir şey yapamaz kimse. İki, Allah'ın şefaat edilenden razı olması. Mesela tam birisi şefaat etmek ister ama o şefaat edilecek kişiyi de Allahu Teala eğer o kişiye şefaat edilmesine izin verirse, razı olursa bu olur. Yani her şey onun dilemesine, onun takdir ve onun rızasına bağlı. O istemede razı olmadan hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Üç, bir daha burada da genel bir arada Allah'ın bu şefaata izin vermesi bir daha da böyle. Yani her şey orada şefaatin var olması Allahu Teala'nın rızasına bağlıdır. Bunu iyi, öncelikle bilmemiz lazım. Onun izni olmadan hiçbir şey olmuyor. Ee, devam ediyor. İzin ancak şefaatçiden ve şefaat edilenden razı olduktan sonra çıkar. Mesela devam ediyor. Mesela bu bu ayeti delil getiriyor. Necim suresi 26. ayetin meali. Göklerde nice melek var ki Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Burada ne gel? Başka bir ayetin mealini verin. Bu da Taha suresi 109. ayetin mealini şöyle vermiş müellif. Kitaptan okuyorum meallerinde. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaatı fayda vermez. Bir başka ayet-i kerime, kerimenin meali bu da Enbiya suresi 28. ayetin meali. Onlar Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. Burada ne öğreniyoruz? Bu ayetlerin hepsini bir yani e, müteal ettiğimizde baktığımız zaman demek ki şefaat Allah'ın izniyle vardır ama Allahu Teala'nın e, iznine bağlı olarak vardır. O izin verirse, razı olursa bu mümkündür yoksa bu mümkün değildir. Demek ki şefaat da vardır. Şimdi devam ediyor müellif diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem de şefaatı var olduğunu biliyoruz. Daha detaylı bir şekilde e, kategoriye ayırmış. 3 tür şefaatı vardır diyor. Birinci şefaat e, çeşidine Şefaatul Uzma yani büyük şefaat diye meal vermiş burada müellif. İkinci şefaat türü diyor. Cennetliklerin cennete girmeleri için yapacağı şefaat ve üçüncüsü ise cehennemi hak edenlerin cehenneme girmemeleri için ve cehenneme girenlerin cehennemden çıkmaları için yapacağı şefaat. Tabii ki bunların hepsi de Allahu Teala'nın izniyle ve rızasıyla ancak mümkün. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki e, müellif okuyayım burasında. Çünkü bayağı bir burada detaylı bilgi veriyor da. Bu en azından şunu okumak istiyorum. Okuyayım. Diyor ki müellif birinci şefaat aralarında hüküm verilmesi için mevkifte bulunan kimselere yapacağı şefaattır. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa aleyhisselam bütün o peygamberler Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Bu şefaati birbirlerine havale edecek ve sonunda peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve, sallallahu aleyhi ve selleme ulaşılacaktır. Bunun mesele bu konuda... Burada bir hadis Bukhari'de geçen bir hadis var ki bu hadis bayağı uzundur. İsteyenler 565. sayfada bu hadisin metnini okuyabilirler. Burada işte şefaattan bahsediyor. İşte insanlar mesela Adem'e gidiniz diyor. Ondan sonra işte diğer peygamberlere gidiyorlar. Ve sonunda da okumak isteyenler okuyabilir. Burada da sonunda da peygamber aleyhissalatü vesselam'a e geliyorlar. İşte orada ona diyorlar mesela ya Muhammed sen Allah'ın resulüsün ve son peygamberisin. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını ma günahlarını mağfiret etmiştir. Rabbin huzurunda bizim için şefaat et. İçinde bulunduğumuz durumu görmüyor musun diyecekler. İşte burada şefaattan bahsediyorlar. Tabii ki burada da Allahu Teala izin ver e izin verdiği kişiler için şefaat edecek. Mesela o kıs son kısmını okuyorum e hadisin. Şöyle. Bunu diyecekler ondan sonra e e Devam ediyorum hadise. Ben de kalkarak arşın altına geleceğim ve orada parantez arasında Rabbime secdeye kapanacağım. Sonra Allah bana öyle futuhat verecek ve bana güzel hamdü senalardan öyle şeyler ilham buyuracak ki öyle futuhatı ben benden önce kimseye ihsan etmemiştir. Sonra ya Muhammed başını kaldır isteki isteğin verilsin, şefaat dile sana şefaat hakkı verilsin denilecek. Burada da ne öğreniyoruz? Gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar büyük bir fazilet sahibi olduğunu öğreniyoruz ve Allah'ın izniyle diledikleri için şefaat edeceğini ve Allahu Teala'nın izniyle dua ettiği kişilerde de Allahu Teala'nın kabul ettikleri de bu duaya mazhar olacaklar. Yani Allahu Teala peygamberimize şefaat izni veriyor. Tabii ki Allahu Teala'nın diledikleri için. Buradan ne öğrenmiş olduk? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat etme hakkını Allahu Teala vermiştir. Dilediği zaman, dilediği kişiler için, razı oldukları için, kişiler için. Her şey yine Allahu Teala'nın takdirine bağlı. Ve bununla ve Peygamberimizin de faziletini öğreniyoruz. Düşün Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar, Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a gidiyorlar. Sonunda da Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'a geliyorlar. Ee, devam ediyorum burada. Yani hadisin tabii ki daha bayağı bir uzun yani iki sayfaya sığdırmış. Daha fazla bilgi isteyen o hadisi okuyabilir. Gerçekten çok güzel ve çok yani İbrahim Aleyhisselam'a bile gittikleri yazılıyor. Düşünün yani bu kadar o, o, günün dehşetini de düşünmek lazım. Yani kıyamet yani hakikaten mahşerdeki gün Allah yardımcımız olsun. Allah'ın korudukları müstesna, Allah'ın rahatlık verdikleri müstesna, vermedikleri de çok zor bir gün yani. Vermedikleri de çok zor bir gün bekliyor. Vay o kafirlerin o günkü halini. Allah'a sığınırız o günün dehşetinden. Devam ediyorum. Şimdi demek ki e, bu şefaatin birinci, konu, birinci kategorisini burada yazmış müellif. İkinci konusunu da şöyle müellifin açıklamasına bina diyorum. Şöyle diyor ki ikinci şefaat ehli cennet hakkında cennete girmeleri için şefaat etmesidir. Bunu da şöyle açıklamış müellif onu da okuyalım. Cennet ehli sıratı geçtikleri zaman ki bahsetmiştik sırattan bundan önce. Bir köprü üzerinde dururlar. Bazılar için bazılarına kısas yapılır. Bu kıyamet arasındaki kısastan başkadır. Özel bir kısastır. Bu kısasta Allah Teala kalpleri temizler ve kalplerde kin ve nefreti yok eder. Temizlenip arındıkta anındıkları zaman cennete girmelerine izin verilir. Şimdi e, burayı da biraz devam etmek istiyorum şöyle. Fakat cennete geldikleri zaman cehennemliklerin cehennemi açık buldukları gibi cenneti kendilerine açık bulmazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların cennete girmeleri için şefaat etmedikçe kapılar açılmaz. Her insan kendi gayretiyle daha çok hangi ameli işlemişse o amelin kapısından girer. Diğer Müslümanlar her kapıdan çağrılabilir. Yani burada şu, şu hadis şu da şu hadisi de okumak istiyorum. Bu hadiste bu Müslim'de rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre'den ve Hüzeyfe radıyallahu anh'dan rivayet edildiği yazılıyor kitapta. Şöyle Allahu Teala insanları bir araya toplar. Müminler ayağa kalkarlar. Nihayet cennet onlara yaklaştırılır. Adem'in yanına gelirler ve ey babamız bize cenneti aç derler. Bu hadisin sonunda şu ifadeler vardır. Muhammed'in yanına gelirler. Muhammed ayağa kalkar ve ona izin verilir. Şöyle bu hadis e, öncelikle bu söz Ebu Hurayra'dan rivayet ediliyor. Bu Ebu Hurayra'nın sözüm yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediliyor. Burada açıktan belirtilmemiş ki Ebu Hurayra bunu rivayet etmişse bile bunu kendisi bilmesi mümkün değil. Çünkü bu ahiretten bahsediyor. Demek ki o zaman peygamberimizden öğrenmiş olması gerekli diye düşünüyorum. Buraya açıktan yazmamış. Allah alem. Allah daha iyi bilir. Ama buradan önce bir şey daha okumuştuk. Ne demiştik? Ki cennete İlk kapı kime açılacaktı? Cennetin kapısını ilk çalacak olan peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ne öğrenmiştik? Onun peşine de ümmetler arasında da ilk ümmet Muhammed ümmeti Muhammed olacak. Yani buradaki bahsede, tabii ki cennete girmeye hak edenler Allah'ın izniyle zaten girecekler. buradaki bahsedilenler buradaki yani peygamberimizin kapısı açması da onun faziletine işaret yani. Tabii ki Allahu Teala cenneti rahmetiyle hak edenlere cenneti verecek. Bununla beraber en büyük şeref cennete girme şerefin en büyüğü peygamberimiz kullar arasında tabii ki peygamberimize aittir ve onun içinde ilk cennetin kapısını çalacak olan da odur. Elbette o, kapı o ilk kapıyı çalan olmayacak da kim olacak? Biz mi olacağız haşa? Elbette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki insanların en faziletlisi efendisi diyebiliriz. İnsanların efendisi Seyyid. Yani insanların efendisi ise tabii ki ilk cennetin kapısını çalacak olan da odur. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü şefaattan bahsediyor müellif. 571. sayfede. Diyor ki üçüncü şefaat cehennem ateşine girmeyi hak etmiş kimselere yapacağı şefaattir. Hem onun hem diğer peygamberlerin, sıddıkların ve başkalarının bu tür şefaat hakları vardır. Cehennem ateşine girmeyi hak etmiş kimselere girmemeleri için oraya girmiş kimselere de oradan çıkartılmaları, çıkartılmaları için şefaatta bulunacaktır. Yani burada da demek istiyor ki demek bazı insanlar cehenneme girdikten sonra bile çıkartılması için de şefaat vardır. Biz bunu zaten bundan önce ne demiştik? Bir mümin bir Müslüman iman üzere ölürse günahkar olsa bile ya Allahu Teala günahlarını affeder ya affetmese bile cehennemde cezasını çeker yine de cennete girecektir. Allah'ın rahmetiyle bu böyle olacaktır. Bu da Allah'ın rahmetiyle müminlerin ebediyen cehennemde kalmayacağı bu da büyük bir müjdedir. Tabii ki dileğimiz Allahu Teala bizi cehennemde yakmadan cennetine koymaz. Kafirler içinse ebedi cehennem var. Ne hakikaten hiç çıkmamak üzere cehennemde yanacaklar. Onun için Allahu Teala sığınırız küfürden, kafir olmaktan. Allah'a sığınırız. Devam ediyorum. Bu da e, buradan ne anlamış olduk? Burada müellif üç tür şefaattan bahsediyor. Şefaatın varlığından bahsettik zaten. Şefaat var ve türünden bahsediyor. Demek ki şefaat inkar edenler yanlış yoldadırlar. Bu fikirlerinde yanlış olduğunu buradaki e, e, verilen bilgiyle ümit ederim ispat etmiş olduk. Ki ispat zaten açık yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati sahih hadiste belirtildiği için biz de bunu zaten kabul ediyoruz açık apaçık bir delil şimdi e, mümin e, müminlerden bahsettik bu konular 574 konu e, sayfede kıyamette meydana gelecek şeylerin 12 12 ikincisinden bahsediyor öyle Böylece devam ediyor yani şunu da söylemek istiyorum burada bir hadis rivayeti var Hadiste rivayet edilen hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilmişti diyor müellif. Onu okuyayım. Allahu Teala cennet ve cehennemden her birini doldurmayı garanti etmiştir diyor. Şöyle. Cehennemin devam ediyoruz. Hadiste böyle rivayet ediyor. Cehennemin içine devamlı atılacak. Yani insanlar parantez parantez arasında devamlı atılacak. Cehennemde hep daha var mı diyecek. Nihayet aziz ve celil olan Allah onun üzerine ayağını koyacak da cehennemin bir kısmı bir kısmına katlanıp dürülecek. Sonra cehennem yeter yeter diyecek. Buradan da hakikaten bu da yani insan yani hakikaten düşün cehennem atıldıkça daha var mı diyecek. Ondan ondan sonra Allahu Teala ayağını cehennemin üzerine koyacak. Ki bunlar tabii ki bizim yani Allahu Teala bizim gibi haşa ayağı yok. Bunun zaten böyle şeyler mümkün değil de burada anladığımız cehennemin yani bir kısmı kısmına şöyle ki bir daha okuyorum bu bölümü nihayet aziz ve celil olan Allah onun üzerine ayağını koyacak da cehennemin bir kısmı bir kısmına katlanıp dürülecek sonra cehennem yeter yeter diyecek duymamış o belki bu hadisi duymamış olanlar var duydukları zaman da ümit ederim yani hakikaten düşün yani cehennem atıldıkça daha var mı diyecek yani. Ta ki Allahu Teala ayağını üzerine koyuncaya kadar diyor. Bir de şu hadisle okumak istiyorum. Cennete bu hadisi önce müellifin sözünü okuyorum. Diyor ki cennete gelince Allahu Teala onun içinde başka topluluklar yaratacak. Lütfü ve rahmetiyle onları cennete dahil edecek. Diyor ki müellif Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Enes İbn Malik radıyallahu anh'dan Tan rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber vermektedir diyor. Bu hadis yani Buhari Müslim'deki öyle yani e, diyor ki müellif bakayım bundan önce geçen e, anladığım kadarıyla yani diyor ki Allahu Teala'nın başka topluluklar yaratacağı lütfü lütfe rahmetiyle onları cennete dahil edecek bunu diyor hadisin tam sözlerini vermemiş de bunu diyor hadis Bukhari ve Müslim'deki bir hadisten alınıyoruz diyor yani. Onu demek istiyor müellif. Bir de şöyle bir hadis rivayet var. Bu da hadisi kutsi. Yani hadisi kutsi peygamberimiz yani Kur'an-ı Kerim'de ayet değil. Yani peygamberimiz Allahu Teala bir şey söylediğini bize rivayet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet değil bir hadis şekliyle gelmiştir. Bu da bu hadiste Bukhari'de geçiyor. Hatta Müslim'de de var. Ebu Hureyre'den şöyle ki benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Yani burada Allahu Teala böyle diyor yani. Allahu Teala'dan rivayet ediyor ki Allahu Teala dedi ki yani şöyle benim rahmetim yani Allahu Teala'nın rahmeti gazabımı geçmiştir. Burada da Allahu Teala'nın ne kadar büyük bir rahmet olduğunu yine öğreniyoruz yani. Hakikaten Allahu Teala'nın rahmeti gazabını geçmiş, gazabını geçmiştir. Devam edelim. Şimdi sevap tabii ki sevap iyiliklerin karşılığıdır. Bunu da biliyoruz. Yani 575. sayfada devam ederken e, cennet ve cehennemden bahsediyor müellif. Şimdi ben bur buralar tabii ki çok önemli. Daha fazla dediğim, bun bundan önce de söylediğim üzere daha fazla bilgi isteyenler gerçekten buradaki bu tefa daha fazla detaylı bilgi de okuyabilirler. Daha fazla malumata detaylı bilgiye sahip olurlar. Biz ise şimdilik yapacağımız devam ederek Özellikle şu 580. sayfaya geliyorum ki burada da kadere imandan bahsediyor. Tabii ki bundan önce kadere imandan bahsetmiştik, kaderin kader imanın imanış iman etmenin imanın şartlardan birisinin olduğunu söylemişizdir mutlaka. Ve hepimiz de bildiği üzere kader, mesela Arapça önce kader, kader şu manaya geliyor. bir şey takdir etmek yani takdir veya belirlemek manasına gelir. Arapça'da kader yani bu manaya geliyor. Şimdi diyor ki. Ha bir de kaza diyoruz ya kader ve kaza imanı. Kaza manasında diyor ki da bu hüküm anlamına gelir. Hüküm. Böyle Türkçede hüküm manasına gelir diyor. Diyor ki bu sebeple şöyle diyoruz müellif devam ediyor. Kaza ve kader birlikte kullanıldıkları zaman birbirinden farklı anlamları taşırlar. Şöyle yani devam ediyor. Aynı yerlerde kullanıldıkları zaman aynı manaya gelirler. Alimler tarifine göre bunlar alimlerin tarifine göre bunlar şöyle, birlikte kullanıldıkları zaman ayrılan ayrıldıklarında birleşen iki kelimedir. Burada biraz daha devam edeyim. Bu Allah'ın kaderi dil denildiği zaman kader kazayı da kapsar. Fakat birlikte anıldıkları zaman her birinin kendisine ait anlamı vardır. Mesela buradaki istersen kolay bir şekilde anlatayım. Mesela takdir dediğimiz zaman Allahu Teala'nın yaratırken olmasını ezelden belirlediği şeydir deriz yani. Bu mesela diyoruz ya Türkçe, bunu Allah böyle takdir etti. Bu böyle belirlenmiştir. Yaratılmadan önce, o şey var olmadan önce o işin mesela bir çocuğun oldu. O çocuğun o günü doğacağını Allahu Teala o çocuk doğmadan, yaratılmadan önce biliyordu. Ve zaten o çocuk yaratılma, doğmadan önce o takdir edilmişti, belirlenmişti. Biz buna takdir diyoruz. Ha bazen kaza kelimesini kullandığımız zaman da kaza ise Allah Teala'nın yaratmasında var olma veya olmama ya da değiştirme yönünden hükmettiği şeydir. Buna göre kader daha önce gelir. Burada bir teferruatlı bilgi var ama burada ben istersen daha kolay bir şekilde şunu anlatmak istiyorum. Biz mesela kadere iman etti dediğimiz zaman şunu kastediyoruz. Allahu Teala her şey daha olmadan her şeyi ne olursa olsun yani iyilik, kötülük doğma, ölme her şeyi yaratılma olmadan önce, yaratılmadan önce takdir etmiştir, belirlemiştir ve öylece olacaktır. Allahu Teala'nın takdir ettiği şekilde o şey de olacaktır. Bunun başka hiçbir çıkar şey, başka bir yolu yok. Çünkü Allahu Teala onun dilediği olur, dilemediği ise olmaz. Her şey hayır ve şer ancak onun dilemesiyle olur. Bu konuda daha fazla bilgi vermiştim önden önce. İsteyenler de o dersime bundan önceki yapmış olduğumuz derslerden birisine de bakabilir. Kader ve ima, kadere iman etmek veya kadere ve kazaya iman etmek bu her şeyi Allahu Teala'nın takdir ettiğini ve tabii ki her şeyi önceden bildiğini, her şeyin gücünün yettiğini ve her şeyi her şeyin onun dilemesiyle olduğunu iman etmektir. Kadere iman eden insan şunu bilir ki Allahu Teala bir şey dilemeden olmaz. Allahu Teala diledi mi de o şey mutlak olur. Bu da Allahu Teala'nın gücünün, kuvvetinin delilidir. O dilemeden parmağını oynatamazsın. Bırak dünyada bir işin olmaz. Şimdi bu konuları daha fazla e, bundan önce de belirttiğim ve bununla beraber insan yaptığından sorumludur. Bunu da zaten belirtmiştik. Bunun hakkında daha fazla bilgi isteyen öbür e, dersimizde de bu başka bir derste bu konuda e, bilgi vermiştim. Şimdi söylediğim üzere bu kader çok önemli bir konu. Kaderi iman etmeden bir insan imanı olamaz. Çünkü bir insan kaderi iman etmiyorsa ya kaderi inkar ediyordur yani şu şekilde kader yoktur dersen demek ki her şey yani bir şey Allah dilemeden olur. E bu da o zaman bir nevi Allah şirk koşma. Çünkü Allah dilemeden nasıl bir şey olur? Bütün kainat onun gücü hükmünde onun tasarrufunda o dilemeden bir şey olmaması lazım eğer o kainat hükmediyorsa eğer bir şey onun dilemesi dışında oluyorsa haşelillah demek ki Haşe ve başka bir ilah var o o o diliyor da oluyor ki tek ilah olduğuna göre tek onun dilemesiyle bir şey olur o dilemediğinde de o iş olmaz şimdi burada e, müellif kadere imandan gene bahsetti dediğim üzere daha fazla detaylı bilgi isteyen 585. sayfada da kadere iman iki derecedir diye yazmış İstersen bunu da söyleyeyim. Gene bir e, bu konuyu da atlamadan geçeyim. Diyor ki müellif kadere imanın birinci derecesi yaratılanların yapacakları şeyleri Allah'ın ezeli sıfatı olan kadim ilmiyle bildiğine iman etmektir. Şimdi diyor ki kadere iman etmemiz için yani kadere iman ettiğimiz zaman nelere iman etmiş oluyoruz? Bir, allah Teala her şeyi bildiğine, gelecekte ve geçmişte ne olacağını bildiğine iman edecek. Çünkü Allah'ın bilmediği bir şey olamaz. Her şeyi bilir geçmişte ve gelecekte. Bunu bileceğiz diyor. Ve bunu kabul edeceğiz elbette. Şimdi e, buradaki kadimden bahsederken de bu kadim yani başlangıcının başı olmayan. Allah-u Teala'nın ilminin başı yok yani. Allah sonradan bir şey öğrenmemiş. Her zaman her şeyi zaten biliyordu. Sonradan onun için öğrenme diye bir şey yok. Her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten olduğunu zaten biliyoruz ve kadere iman eden bir insan da Allahu Teala her şeyi bildiğini, kulların ne yaptığını, ne yapacağını bildiğini de iman eder. Devam ediyorum. Tabii ki Allahu Teala zaten takdir eden o. Allahu Teala kişinin rızkını, ecelini, ne zaman öleceğini, iyi mi kötü mü olacağını her şeyi zaten elbette biliyor. Çünkü takdir eden zaten o. Şöyle bir rivayet var. Bu da e, Bukhari ve Müslim'de geçiyor. İsterse bu hadisi de okuyalım. Şöyle ki önce müellifin sözünü okuyayım burada. Allahu Teala diyor Allah Teala itaat, masiyet, rızık ve ecel gibi bütün halleri de bu ilmiyle bilir diyor. Yani bizim yarın ne yapacağımızı bilir. Günah mı işte sevap mı günah mı ne yapacağını da bilir. Devam ediyorum. Diyor ki bu, bu, bu müellif yazmış. Bunun delili diyor. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Abdullah İbni Mesud'dan gelen şu hadistir. Şimdi doğru ve doğrulanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sizden birinizin yaratılışı annesinin karnında 40 günde toplanır. Bu hadisi böyle başlıyor. Devam ediyorum. Ondan sonra biraz devam ettikten sonra şöyle. Bir, bu hadiste bir ceninin anne karnındaki gelişim süreci anlatıldı. Yani hadisin tamamını okumuyorum. Devam ediyorum. Sonra da özellikle şunu diyorum. Hadisin devamında bu hadisin devamında şu ifadeler vardır. Sonra Allah bir melek gönderir. Ona dört kelime emredilir ve şöyle denilir. Amelini, rızkını, ecelini ve mutlu mu mutsuz, ve mutlu mu, mutsuz mu olacağını yaz. Abdullah İbni Mesud hadisin tamamını zikretti. Daha demek ki biz daha doğmadan amelimizi, rızkımızı, ecelimiz ve mutlu mu veya mutsuz mu işte o Arapçasından böyle e, e, meal vermiş en azından. Bunlar takdir edilmiş e, daha doğmadan bunların yazıldığını öğreniyoruz. yani. Demek ki bir insan daha doğmadan rızkı belirlenmiştir yani. Daha doğmadan eceli belirlenmiştir. Ne zaman öleceği belirlenmiştir. Daha doğmadı. Bu da bilinmesi gereken bir hakikat. Devam ediyorum. Ee, bir de levhi mahfuzdan bahsedelim. Diyor ki müellif. Sonra yüce Allah levhi mahfuzda mahlukatın yaratılmışların kaderlerini yazmıştır. Levhi mahfud e, duymuş ol. E, bundan önce yani. E, Levhül mahfuz Levhül mahfuz dediğimiz Türkçe'de yani levhi mahfuz ney, Onu şimdi burada belirtelim. Bu da kadere imanın birinci derecesinin ikinci bölümüdür diye böyle daha teferruatlı bilgi veriyor. Bu Allahu Teala'nın yaratılanların kaderini levhi mahfuza yazmasıdır. Aleykümselam. Levhi mahfuzun mahiyetini nelerden yani tahtadan mı, demirden mi, altından mı, gümüşten mi işte olduğunu bilmiyoruz. Yani bu levh-i mahfuz bizim için yani gördüğümüz bir şey değil. Var olduğunu biliyoruz. Bunu Allah bilir tam mahiyetin nasıl olduğunu. Tabii ki elbette her şeyi bilen Allahu Teala bilir. Biz sadece Allah'ın her şeyin kaderini yazdığını bir kaderini yazdığı bir levhanın olduğuna iman ederiz. Bunun ötesini araştırmaya hakkımız yoktu zaten. Yani burada önemli olan demek ki levh-i mahfuz vardır. Ve burada da kader, mahlukatın yaratılmışların kaderi belirtilmiştir. Şimdi e, şunu yani e, tabii ki hepimiz şunu bilmem. Mesela şu hadisi de önce okuyayım size. Bu hadiste şöyle e, diyor ki e, öncelikle Arap şöyle Türkçesinde Allah e, şöyle bir rivayetten bahsediyor. Diyor ki Allah kalemi ilk yarattığında ona yaz dedi. O neyi yazayım deyince şöyle buyurdu kıyamet gününe kadar olacak şeyleri yaz. Önce bunu buraya müellif yazmış ama burada bunu bir hadis olarak okum yazmamış. Benim aklımda kaldığı kadar galiba bu bir hadis rivayetiydi. Şu an kesin de demeyeyim ama buradaki müellif diyor ki bu burada bu haber, buradan da öğrendiğimiz diyor Allahu Teala'nın ilk yarattığı şey kalemi ilk yarattığında fe evvelu ma halakallahu'l kalem diye başlıyor. Fe ma halakallahu el kalem kale lehu uktub. Yani burada kalem yani buradaki kalemden bahsediyor şey yani kaderin yazılmış olduğu kalem. Ve ona da işte yaz Allahu Teala ne yazmış? Kıyamet gününe kadar olacak şeyleri yaz. Demek ki Allahu Teala kıyamet gününe kadar olacak şeylerin yazılmasını emretmiştir. Ve burada da el kalemden bahsediyor. Demek ki bunu da yazan o kalem yani. Bu herhangi bir tabii ki bir kalem değil. Bu da kaderin yazılmış kendisiyle kaderin yazılmış olduğu kalemden bahsediyor. Mesela burada da Allah kalemi ilk yarattığında ona böyle meal vermiş. Mesela fe ma halakallahu kalem. Halbuki böyle de belki meal verilebilir. Allah fe ma halakallahu ve Allah'ın ilk yarattığı kalemdir diye de belki meal verilebilir. Ama burada müellif Allah kalemi ilk yarattığında diye yazmış. Mesela böyle bir aklımda bir şey de kalmıştı ki işte Allah'ın ilk yarattığı şey nedir diye mesela o işte kaderi yaratan yarat, kader kendisiyle yazılmış olan kalem miydi yoksa Allah'ın arşı mıydı? Galiba bu konuda da böyle bir e, alimler arasında bir e, şey var, mütalaa var. Bu konuda daha fazla bilgi isteyen sanımca bu İslam küveyi de yazabilir. Belki sonra da bir bakarım. alimle bu konudaki görüş yani Allah-u Teala yaratmış olduğu ilk şey nedir diye ilk mahluk nedir diye. Belki sonra bakarım ona. Ama biz yine de devam edelim. Çünkü konumuz ee, dediğim üzere kaderden e, bahsediyor müellif. Konumuz kader olduğu için o konuda devam ediyorum. Bir de şöyle mesela bu burayı da okuyalım. İnsanın başına müellif devam ediyor yazar yani. İnsanın başına gelecek şey ondan şaşmaz. Ona isabet etmeyecek şey de asla onun başına gelmez. Yani mutlaka kaderde ne varsa o olacaktır. Bundan kaçış yoktur. Bazen diyor ya, mesela işte bu adam oraya işte böyle böyle yapmasaydı ölmeyecekti. Halbuki onun takdiri öyledir. O ölecekti. Bununla beraber tabii onu birisi öldürmüşse eğer haksız yere o bir günahtır. O ayrı bir konu. Bizim burada konuştuğumuz takdiri ilahi. Yani o bir insanın ölmesinin belirtilmesi. O ecel ne zaman geldiyse o gelecektir. Bitti. O birler sebeptir. Ecel geldiği zaman kimisi baş ağrısından ölür, kimisi kalp krizinden ölür, kimisi de yatağında ölür, kimisi de bir kurşunla ölür. Ama sonuçta eceli dolduysa mutlaka ölecektir. Devam ediyoruz. Ee, şöyle bir hadis bu hadiste bakayım okuyabayım çünkü yavaş yavaş bildiğiniz üzere akşam namazı vakti yaklaşıyor. Ben yine de okuma yani burada e, bu konuyu da biraz daha hızlı geçeyim. Yani e, burada müellif gerçekten detaylı bilgi veriyor işte kalemden bahsederken işte sayfelerden kaderi yazan yani e, kalemden bahsederken daha fazla bilgi isteyen dediğim gibi 591. sayfada daha fazla detaylı bilgi bakabilir. Bunlar tabii ki çok önemli konular. Bununla beraber kitap e, yani dediğim gibi şu an şu an elimde 593. sayfa var. Yine de devam ediyoruz. Kitabın sonuna geliyoruz. Çünkü galiba görünüşte olan herhalde bu dersten sonra bu e, akide dersini bu tam bu kitaptan olmasa bile başka bir derste başka bir kitabı baz alarak yine akide dersinde Hollandaca devam edebiliriz. Şu an kesin diyemiyorum ama böyle bir şey olma ihtimali var. Hayırlısı diyelim bir de şunu söylemek istiyorum. demin kadere imanın iki, derecesi, iki, iki, derecesinden bahsetmişti. Burada da müellif 595. sayfada da kadere imanın ikinci derecesinden bahsediyor. İşte orasını da okuyalım. Diyor ki müellif ikinci derece ise yani kader iman imanın derecelerinden ikinci derecesi Allah'ın etkin meş meşiyeti yani güçlü iradesi ve kapsamlı kudretidir. Yani Allah'ın dilediği şeyin olduğuna ve dilemediği şeyin olmayacağına göklerde ve yerde hareket ve hareketsizlik türünde ne varsa ancak onun yani Allahu Teala'nın dilemesiyle dilemesiyle olduğunu iman etmektir. Onun dilediği olur, dilemediği asla olmaz. Bunu da kesinlikle iman etmemiz lazım. Kaderi iman etmek her şeyi Allah her şeyin Allahu Teala'nın dilemesine bağlı olduğunu mutlak bir şekilde iman etmektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Müminin bu konuda da hiçbir şüphesi olmaması lazım. Ve buna böylece iman etmek de farzdır. Devam ediyoruz. Mesela diyor ki müellif 596. sayfada yaratılanların fiillerini kapsadığına gelince bunun sebebi yaratılanların hepsinin Allah'ın mülkü olmasıdır. Biliyoruz ki her şey yaratılmış, her şey Allah-u Teala'nın mülküdür. O yaratmıştır. Sahibi de mutlak olarak odur. Onun mülkünde ancak onun dilediği olur. E tabii ki o yarattığına göre onun mülkü ise onun dilediği olur. Mesela şu ayet-i kerimeden bahsediyor müellif. Mealen şöyle vermiş. 100 e, En'am suresi 149. ayetin meali. Eğer o dileseydi sizin hepinizi birden hidayete erdirirdi. Başka bir ayet bu da Hud suresi 118. ayetin mealini vermiş böylece onu okuyorum mealden. Müelif yazmış: "Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı." Ve böylece mesela bu da çok önemli. Allahu Teala bu da insan suresi 30. ayetin meali. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diye böyle meal vermiş. Şu, yani biz şunu kesinlikle biliyoruz ki bizim şu an istememiz, dilememiz bilene o Allahu Teala mübarek Rabbimiz yani Onun yüce kudreti sonsuz olan yüce Rabbimizin tak dilemesine bağlıdır. Önce o diler sonra biz dileriz. O dilemeden biz parmağımızı oynatmayı bırak, Dilemeyi bilene yapamayız. Buradan da Allahu Teala mutlak güç ve kudret sahibi olduğunda o anlıyoruz. Devam et, eder ettiğim zaman geldiğim konu burada mesela şun, şun da e, yine de yani bu bu konuda bahsettiğim halde yine de belirtmek istiyorum. Şimdi tabii ki bazı insanlar ya günahlarımız da takdir edilmiş midir? Evet günahlarımız da takdir edilmiştir. Bu konuyu önceden işlemiştim. Bununla beraber insanda cüz'i irade yani kendi isteğiyle isteği dilemesi var olduğunu da biliyoruz. Bundan önce de bundan önce e, zaten bu konuyu işlemiştim. Doğrudur. Allahu Teala dilemeden sen dileyemezsin. Bununla beraber biz Kişinin yaptığı işlerden sorumlu olduğunu da biliyoruz. Bunu da Kur'an-ı Kur Kerim ve Peygamberimiz sahih hadislerinden öğrendiğimiz için buna da iman etmek zorundayız. Yani bir insan şunu diyemez. Tamam ben kadere iman ettim. Allah dilemeden ben içki içemem demek. Ben içki iç, içtiğim zaman günahı bana değil, Haşeli Böyle bir şey demek Kur'an ve sünnete tamamıyla terstir. Ve bunu bir insan bilerek yaparsa, Kur'an-ı Kerim'i inkar ederek yaparsa haşe kafir olur. Bilerek Kur'an-ı Kerim'deki ayette. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize açıktan, insanın ve peygamber yani İslam dini bize açıktan insanın yaptığı amelden sorumlu olduğunu gösterir. Tabii ki akıl ve bağlı olup hür, hür hürriyete sahip olan. Bazı şeyler vardı ki insanın gücünün üstünde istemediği halde olur. Benim kastettiğim o değil. Bir insan mesela isteyerek elini içki alıp isteyerek zorlamadan aklı başındayken akıl ve bağlı olduktan sonra içki içerse ve bunun da haram olduğunu bilirse sonra da bunu Allah diledi bana günah yok derse e tabii ki bu sapıklıktır. Bir insan yaptığı günahtan kendi sorumludur. Onun için kaderi getirip de insan kendi günahlarına bir özür sayması ve bu şekilde kaderi e, haşerillah suçu kendine değil Allah-u Teala suç atması ve bu şekilde kendinizi temize çıkarıp sapıklarını yaptığı gibi günaha devam, et, devam etmesi kesinlikle İslam dinine göre sapık bir e, batıl bir inançtır. Böyle bir şey yok. Bu kader konusu çok önemli. Burada da mesela kulların fiillerinden bahsediliyor 601. sayfada. Bunlar çok önemli olmasına rağmen ben yine de devam ediyorum. Dediğim üzere bu kitapta yani bu kitabı e, amacımız bu kitabı sayfa sayfa bütün e, her şey detaylı bir şekilde açıklamak değil. Öyle olsa 11 derste yani 30 dersten fazla daha ders yapmamız belki lazım gelirdi. Bizim burada amacımız kitaptan yani bazı bölümleri daha önemli bulduğumuz veya hepsi önemli de bazı bölümler biraz daha hızlı geçerek bazı konu, bazı bölümlerde biraz daha fazla üstüne durarak kitabı çok mütala etmek. Yani bu kitabı bu dersleri okuyup dinleyen kişi bu kitaptan önemli bir kısmını anlamış olur. Hepsini daha fazla detaylı bilgi isteyen tabii ki kitabı okuması gerekti. Zaten kitap dediğim üzere detaylı bilgi içeriyor. 700 düşünün yani yüzlerce sayfa bir kitap gerçekten e, gen, e, detaylı bilgilere sahip bir kitap ki böyle bir kitap kolayca da bulunmaz. Onu da söyleyeyim yani. Yazarı boşuna diye yani İbn-i gibi bir alim yazmış yani. İbn-i de bunun açık yani şehrini yapmış. Açıklamasını yapmış. İkisi de bir, bir tanımış alimlerden. Allah ikisinden de razı olsun diyoruz. Şimdi kader konusu daha fazla bu o, işlenildiği halde ben devam ediyorum ve İman konusuna geliyorum. Bu da 618. sayfada. Şimdi tabii ki her şeyin başı iman. Burada şimdi mesela iman dediğimiz zaman inanmak işte ve inanma diye insanların aklına geliyor. Bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde burada müellif açıklıyor. Şimdi önce devam edelim. Diyor ki müellif 618. sayfada iman. Ehli sünnetin temel ilkelerin temel ilkelerinden, prensiplerinden yani biri de şudur. Din ve iman söz ve amelden oluşur. Şimdi e, öncelikle din kelimesini açıklıyor. Diyor ki din insanın cezalandırıldığı veya amel ettiği şey demektir. Yani bu kelime bu kelime diyor amel içinde kullanılır, ceza karşılık içinde kullanılır. Yani din kelimesi Arapçada diyor bir şeyin karşılığı manasına gelir diyor. Ceza veya karşılık manasına gelir öyle yazmış. Bazen de diyor ki müellif amel içinde kullanılır. Yani Arapçada bu kelime bunun için kullanılır. Tabii ki biz İslam dini dediğimiz zaman Türkçedeki yer yani manası İslam dinini kastediyoruz. Buradaki yani lügatta Arapçada baktığımızda da din manasının işte ceza veya karşılık içinde kullanıldığını söylüyor. Bu belirtmiş bir müellif. Şimdi bunu söyledikten sonra imana gelince diyor ki alimlerin çoğu derler ki iman kelimesi diyor lügatta yani tasdik manasına gelir. Yalnız diyor bu, bu, burada mesela kelimenin tam manasını açıklarken diyor bu tartışmaya açıktır. Ya yani burada mesela bayağı açıklamıştı, tasdik ettiğim manasında. Ve yani burada şey edebiliriz de biz mesela tabii ki lugatta mesela Hollanda Arapçada iman dediğimiz zaman Türkçede daha çok ne yani inanmak. Mesela peygamberimize iman dediğimiz zaman peygamberimizin hak bir peygamber olduğunu gerçek bütün kalbimizde iman inanmak manasında anlarız. Biliyoruz da iman ettim dediğim zaman yani Kur'an ve sünnetin hakikat olduğunu tasdik ettim, kabul ettim ve bunu kabul ettim kalbime, bütün kalbime iman ettim, kabul ediyorum manasına gelir. Tasdik ediyoruz yani. Ve iman ediyoruz ve e, burada diyor ki bu sebeple iman kelimesinin ikrar ile tefsir edilmesi daha doğrudur diye böyle müellif yazmış. Biz imanın ikrar olduğunu söylüyoruz. İkrar da ancak tasdikle, de, tasdikle olur. Sen de ona iman ettiğin dediğin gibi dediğin gibi ona ikrar ettim de diyebilirsin. Ya yani buradaki tabii ki burada çok önemli bunlar yani dediğim üzere kitap çok detaylı bilgi verdiği için burada imanın manasını da açıklıyor. Biz de diyoruz imanet et Türkçedeki manasıyla bir şey iman ettiğimiz zaman yani mesela bir şeyden kastım burada mesela e, Allahu Teala'nın kitabına iman ettim dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bütün Allahu Teala'nın kitabında yazan bütün ayetleri hakikat olduğunu kabul ediyorum. Bunu ikrar ediyorum, tasdik ediyorum. Dost olduğunu biliyorum, kabul ediyorum. Yani bu manada hakikat olduğunu inanıyorum. Ya bu manalar gelir aklımıza. Şimdi devam ediyorum. Burada söylemek istediği şu mesele bunu bunu konular girdikten sonra şöyle diyor müellif. Kalbin ve lisanın sözü kalbin, lisanın ve organların amelidir. Şimdi burada biraz daha burada detaylı bilgi veriyor. Mesela şimdi söz dediğimiz zaman insanlar çoğunlukla neye dile dil yani word kelime ağızda söylenene kasteder. Mesela şunu diyor örnek verim bunu da burada açıklayabilirsen bunu da söyleyelim. Lisa'nın sözü demek şu yani bu açık yani ne demek konuştuğum. Yani bu bir konuşmadı. Mesela Lisa'nın sözü ağzımdan konuştuğum şeyler. Mesela şu an benim ağzımdan çıkan sözcükler işte benim sözümdür. Bunu çoğu insan anlar. Bu burada pek şey e, problem değil. Ama mesela kalbin sözüne gelince buradan kastedilen diyor bu da kalbin itirafı ve tasdikidir. Kalbin ameli ise onun hareketi ve iradesidir. Mesela amelde ihlas, samimiyet yani diyelim. Kalbin bir amelidir. Mesela şunu demeyelim. Mesela bir insana bir iş yaptığın zaman çoğu zaman elleriyle yaptığı şeyler aklına gelir. Mesela adam ıı, taşı aldı, havaya attı. O yaptığı amele, işe, işte ıı, taş atma işine amel deriz. Bir de görünmeyen bir şey var. O da insanın kalbiyle yaptığı amel. Mesela bir insan kalbiyle de iş işler. Mesela ne işler? Mesela diyor ki örnek verelim. kalbinle bir işi Allah rızası için yapacağını kalbinle niyet edip kalbinle Allahu Teala için onu yapman. O da bir kalbin yaptığı iştir. Gözde göremeyiz ama o da bir işti. Onu da kalbin yapar diyor. Mesela o da kalbin ameli diyelim. Bunu. organların ameli de zaten belli elimden yaptı mesela bir insan namaz kıldığı zaman ayaklarıyla dizleriyle namaz kıldığını gösterir bu da organların amelidir mesela rükû, sucut kıyam bunlar da görünen şeyler. bir lisanın ameli var yani dilimizin yaptığı amel söz söylemek ellerimizin yaptığı ayaklarımızın yaptığı organlarımızın yaptığı da o da bir amel bir de görmediğimiz ama var olan kalbin ameli kalbin mesela işte Allah için bir şey yapmaya niyetlenmesi samimiyeti bu da bir ameldir. Gözle görülmese de bu da bir işti. Bunu da kalp yapar. Bu da çok önemlidir yani. Ve müellif burada demek istedi şu. Yani buradaki mesela diyeceğimiz bunları mesela açıklarken müellifin söylemek istedi aslında şu. Diyor ki müellif ehli sünnetin temel ilkelerinden birisi de din ve iman söz ve amelden oluş. Yani diyor ki iman etmek sıf la ilahe illallah demek değildir demek istiyor yani. İman etmek, namaz kılmak da imandan demek istiyor. Yani diyor ki bu müellifin görüşü yani burada bize açıklamak istediği görüş iman etmek demek, sırf sözle ve sırf e, kalbinler iman etmek değil yaptığın işler de imandandır, İmana dahildir diyor. Mesela bunu da şöyle diyor. Diyor ki mesela bunu ne için diyorum? Mesela bir başka bir hadisi deliket. 380 e, bu hadisi rivayet eden iman Müslim rivayet etmiş. E, şöyle iman yetmiş peygamber aleyhisselatü Vesselam şöyle dediği rivayet ediliyor. İman 70 küsür şubedir. Yani 70 küsür şubedir. Artık burada ravi mi diyor yani e, 71 mi 72 mi onu değil mi? 70 küsür şubedir diyor. En üstünü la ilahe illallah sözüdür. Biliyoruz hepimiz la ilahe illallah ne demek olduğunu. En aşağısı yoldaki zarar veren şeyi uzaklaştırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Burada yani şunu demek istiyor ki müellif. Demek ki bak diyor ki kalbi haya diyor haya etmekte de bunda bir amel gibi görürsek diyor bu da imandan bir şubedir diyor. Yani sırf kalbinden bir şey iman etmek değil diyor yani. Ameller bu kalbin olsun veya e, kalbin ameli işte haya e, burada bu hadiste haya bahsediyor. Haya da diyor imanın bir şubesidir diyor. Devam ediyoruz. eee Haya kalbe haya ha şunu diyor müellif. Haya kalbe ait bir ameldir. Bu hayayı gerektiren bir şeyin mevcudiyeti halinde insana isabet eden ve başına gelen bir kırılmadır. Yani diyor ki bak burada kalbin ait olan bir amelde imandan bir şube sayılmıştır. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Bu da bir ayet-i kerimenin tefsirini veriyor. Diyor ki bu ayet-i kerime Bakara suresi 143. ayet diyor ki mealen Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Burada diyor ki kastedilen imanınız namazdır. Şöyle diyor. Diyor ki müfessirler Müfessirler bunlardan bir tanesi İbn Kesir'de böyle rivayet edilmiş. Yani sizin Beytül Makdis'e dönerek kıldığınız namazınız boşa gidecek değildir. Biliyorsun önceden Müslümanlar kılarken Beytül Makdis'e doğru kılıyordular. Sonradan Kabe'ye doğru namaz kılmaya başladılar. O Kabe'ye dönmeden önce kıldıkları namaz, Beytül Maktiz'e dönülen namaz bunu da Allahu Teala zayi etmeyecektir. Burada Allahu Teala o namazdan bahseder ki imanınız kelimesini kullanıyor. İşte burada da halbuki namaz bir ameldir diye yani demek istiyor. Demek ki amel olan namazı da Allahu Teala iman ismini vermiş. İman kelimesini kullanıyor. Anlıyor musun? Burada işte burada neyi demek istiyoruz? Demek ki Bazen amelle işlediğim ya amel olan yani organlarına yaptığımız iş veya kalbimizle yaptığımız bir iş de imandan olduğunu e, öğreniyoruz. İşte bunu burada anlatıyor ve bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii ki kalbimizdeki iman yaptığımız taatla yani işlediğimiz sevaplarla güçlenir ve işlediğimiz günahlarla da zayıflar. Onun için bir insan imanını güçlendirmek istiyorsa ne yapması lazım? Allahu Teala bol zikredip salih amel işlemesi lazım. Namazıyla, orucuyla ve diğer e, e, sevap getiren işlerle. Eğer bir insan günaha devam ederse bu da imanın zayıflamasına sebep olur. Demek ki iman itaatle Allahu Teala'ya itaat etmekle artar. Allahu Teala'ya isyan etmekle yani mahset işlemekle de eksilir. Bu da önemli bir konu. Bir insanın imanın artmasının ve zayıflamasının sebeplerinden de bahsediyor 622. sayfa. Ama bugünlük bununla iktifa edelim. Zaten namaz vakti de geldi. Eminim dederin başka zaman devam ederiz. Subhanakallahü ve bihamdik eşhedü en la ilâhe illâ ente estağfiruke ve töbü ileyk.